Herkese merhaba, ben Mustafa. Bu videoda 2016 yılında ceplerimize girecek olan en iyi 5 telefona birlikte bakıyoruz. İlk telefonumuzla başlıyoruz. LG G5. Firmanın amiral gemisi olma özelliğini taşıyan telefon, Snapdragon 820 ile birlikte gelecek. 4 GB RAM'i bulunacak olan G5, Android 6.0 yüklenmiş bir şekilde bizlere sunulacak. G2'den beri görmeye alıştığımız arka taraftaki ses açma ve kapama tuşu da tarihe karışacak gibi. Çift ana kamera ile gelecek olması beklenen G5'in, Always On isimli özellikle geleceği de sızdırılan bilgiler arasında. Bu özellik ile telefonun ekranı sürekli açık kalacak. O ekranda tarih, saat ve bildirimler gibi şeyleri görebileceğiz. Sıradaki telefonumuz Samsung Galaxy S7. Samsung'un ülkemizde ciddi bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği bir gerçek. Yeni çıkaracağı S7 ile de pek çok kullanıcıya ulaşacağı kesin. Zaten bununla ilgili detaylı bir liste hazırlamıştık. Bunu hemen yanımda bulunan bağlantıdan seyredebilirsiniz. Şimdi sıradaki telefona geçelim. Asus Zenfone 3. 1500 TL'ye satılan Zenfone 2 bildiğiniz gibi pahalı abilerine kafa tutmaktaydı. Hatta dünyanın ilk 4 GB RAM'li telefonu olma özelliğiyle de inceden bir tırstırmıştı. Serinin çıkarılacak olan yeni telefonu Zenfone 3 için de aynı hamleleri bekliyoruz. Tabii ki LG G5 için arkadaki ses açıp kapama tuşları yok olurken Zenfone'dan böyle bir yenilik beklemiyoruz. 5.5 inç ekranla gelmesi muhtemel telefon artık 2K çözünürlüğü bizlere sunacaktır. Intel tercihi bir kesimi rahatsız eden Asus, belki de diğer firmalarla daha rahat rekabet içine girmek için tercihini Snapdragon'dan yana yapabilir. Ön kamera için 8 megapiksel, arka kamerada 20 megapiksele yükseltilme gibi dedikodular kulağımıza çalınmıyor değil. Ancak ön kamera içinde bir çift ton LED flash fena olmaz. Telefonun çıkış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak biz yine sızıntılardan yola çıkarak en yakın Nisan ayına doğru çıkacağını söyleyebiliriz. Ha belki Asus bir sürpriz yapar ve Mobil Dünya Kongresi'nde bu amiral gemisini bizlere tanıtır. Sıradaki telefonumuz Sony Xperia Z6. Sony'nin amiral gemisi Z serisinin çizgisini hiç bozmadılar desek yeridir. Z5 Premium ile bize dünyanın ilk 4K ekrana sahip telefonunu sunan Sony, Z6 ile bir sürpriz daha yapabilir. Ekran olarak 4K çözünürlüğü bu sefer Z6'da da görebileceğiz. Ancak bunun için erken mi, pil ömrü açısından kullanıcıyı üzer mi, bu biraz düşündürücü. Yoluna Snapdragon'la devam edeceği beklenen Xperia serisi, Snapdragon 820'yi kullanacaktır. Kamera olarak Z5 serisinde bizlere üst düzey bir kullanım vaat eden Sony, Z6 ile de 26 megapiksel çözünürlüğe çıkabilecektir. Pil ömrü rakamsal olarak bizleri mutlu etmese de, yazılımla bu işi çok güzel halleden firma, muhtemelen yeni seride de aynı şekilde devam edecek. Geldik listemizin son telefonuna. Hepimizin tahmin edeceği gibi iPhone 7. iPhone 7 insanların almak için sıralara girdiği, telefon çıkmadan önce gelen dedikodularıyla 3 sezonluk ihtiraslı bir dizi çekilebilecek telefon. En büyük beklentimiz de tasarımda köklü değişiklikler. Bildiğiniz gibi iPhone'un ardından gelen sayı değiştikçe tasarımla bununla beraber bayağı bir değişiyor. Gelelim dedikodulara. Dedikoduların en başında neredeyse çerçevesiz bir ekranın bizleri beklediği söyleniyor. Ayrıca bir diğer sızıntı da telefonun su geçirmeyecek olması. İnceliği seven Apple firması iPhone 7 için de bir şeyler düşünüyor. Dedikodulara göre bu incelik iPhone 7'de kulaklık girişi çıkarılarak sağlanacak. E ne yapacağız o zaman diye düşünüyorsanız hemen belirtelim. Şarj ettiğimiz yere takabileceğimiz kulaklıklar piyasaya sunulacak ya da Bluetooth kulaklığa mahkum kalacağız. Bu söylenti Apple fanlarını tamamen ikiye ayırmış durumda. Kamera olarak her yeni modelde ciddi farklılıklar yaratan Apple, muhtemelen megapiksel olarak değil ancak kalite olarak üstün özelliklerini bizlere gösterecektir. Bir listemizin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere, hoşça kalın. Söyle. Z6 ile de yeni bir sürpriz daha yapabilir. O sürprizleri bakayım. Yapmayayım tamam. Z ekran olarak. Ha şimdi oku. Ekran olarak seni. Z6 serisinde de tükürdüm. O cümle biraz garip ya. Okuyunca sana garip gelmiyor mu? Ha. O abi aklıma tutamıyorum bildi. Teşekkür ederim sadeleştirdiğin için. Baştan alalım istiyorsan. Evet. Yok olmadı. Bir daha oku. Biraz aşağı indesene mouse. Espri nasıldı? Yan tarafında gördüğünüz linke tıklayarak iPhone 7 için beklenen özellikleri sıraladığımız listeyi izleyebilirsiniz. Buradan.